Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Starbucks'ın e, yeni çıkan içeceklerinden Pink Coconut Refresh'i e inceleyeceğiz ve tadına bakacağız. Daha önce Bubble Pop Frappuccino ve Strawberry Açai Refresh'i e incelemiştik. Bu da zaten onların yanında bu yaz çıkan 3 e, yeni içecekten biri. Yine buzlu soğuk bir içecek. İçindekilere baktığımızda e, çilek kullanılmış. Çilek parçacıkları var, çilek aroması var ve Hindistan cevizi sütü var. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Gerçi akşam olmak üzere saat 9'a yaklaşıyor. O yüzden ışığım da birazcık kötü. Kusura bakmayın. Kameranın ışığını bir açıp öyle deneyeyim bir de. Belki daha rahat görürsünüz. Evet şöyle bir içecek. Bol buz, çilek parçacıkları ve Hindistan ceviz sütü var içinde. Yine karton pipetimiz var maalesef. Hemen takayım ben. Evet pipetimi taktım ve hemen tadına bakıyorum. Evet içeceğin tadına e, baktım. Yalnız içindekileri tekrar bakmak zorunda kaldım. İçinde yine açay üzümü varmış bu arada. E, tadına da baktım. E, çilek aroması bayağı baskın. Yine içindekileri kontrol ettiğimde e, çilek aroması kullanmışlar bu sefer. Hem çilek parçacıkları var hem çilek aroması var. O yüzden bayağı tatlı bir içecek olmuş. İlk böyle yudumu alırken Hindistan cevizini hissediyor gibi oluyorsunuz ama direkt e, çilek aroması çok tatlı olduğu için o hemen bastırıyor tadı. Buz oranı iyi. Bubble Pop Frappuccino'da bardağın yarısından fazlası buzdu neredeyse. Bunun buz oranı daha az, daha iyi olmuş. Hindistan cevizi sütü kullanmaları da güzel bir içecek haline getirmiş bence bunu. Sadece Hindistan cevizi aroması biraz az geliyor. Bir de yudumunuzu yuttuktan sonra damakta birazcık böyle Hindistan cevizi tadı bırakır gibi oluyor. O şekilde söyleyebilirim. Tek dezavantajı çilek aromasının biraz fazla kullanılmış olması. Yani bayağı bir şekerli bir ürün kalorisi de yüksek bir üründür büyük ihtimalle. İnternette bu ürünü inceleyenler pek beğenmemiş ama bence güzel bir ürün olmuş. Hindistan cevizi ve çileyi seviyorsanız çok fazla biraz fazla şeker de sizi rahatsız etmiyorsa çilek aroması bence beğeneceksiniz diye düşünüyorum. O Bubble Pop Frappuccino'dan çok daha iyi olduğu kesin. Strawberry Ache ile aynı ayarda diyebiliriz kalite olarak. Fiyatına gelirsek fiyatı da 18 lira 25 kuruş tol boyu. Yine yüksek fiyatlı bir ürün. Strawberry Ache 15 liraydı. Bubble Pop 21.50 idi. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.